Evet. Yeni arkadaşlarımızın ticaretimize katılmaları için itirazı olan var mı? İtiraz değil de sormak istediklerimiz olabilir Ünal Bey. Tabii eğer bir mahsuru yoksa. Benim için bir mahsuru yok İlker. Sorabilirsin. Sor. Her katılan yeni üyenin vermesi gereken bir 100 milyon dolar olduğunu hatırlıyorum. Hatta ticaretimiz bu kadar iyiyken bu rakamı daha da yukarı çekmek mümkün. Değil mi Ünal Bey? İlker haklı. Katılımdan önce ne kadar para yatıracağınız size bildirildi mi? Para problem değil. Onu anladık da. İlker için tek problem var. Para. Madem problem yok, benim de çok soracağım bir şey yok. Benim de söyleyeceğim bir şey var. Bu arkadaşların aramıza katılması bize ne kazandırıyor? Reis, yanlış anlama. Senin verdiğin sözü haricinde tutuyorum. Bir mahsuru yok Önder. İsteyen istediğini sorabilir. Ünal Bey abimi bilir. Yılmaz Bey de beni bilir. Değil mi Yılmaz? Bilirim de pek kafan yerinde değil. Onu bilirim Teomancığım. Hep uçarken rastlaştık. Uçarken derken? Teoman'ın ayakları yere pek sağlam basmaz. Onun için söyledim. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. O eski Teoman. Abime bir söz verdim. Artık temiz bir hayat süreceğim. Bu masada oturacağımı duyunca mutlu oldu. Ama anladım ki burada mutlu olan yok. Abin masamıza otursaydı mutlu olurduk. Ama o her zamanki gibi maşa kullanıyor. Hem kardeşini hem de kimsesiz arkadaşını. Bunlar süs diye mi burada? Plastik mi yeniyor mu? O açıdan sordum. Sizin katılım oylamanız bittikten sonra yenecek. Yok. Ben yemek yemeyeceğim. Bu elmayı yiyeceğim. Ender'in sorduğu soruya ilave bir soru sormak gerekirse. Abiniz Ekrem Bey bize bir olanak mı sağlayacak? Yurt dışı ilişkilerini mi açacak? Yani sizin masada olmanız bize ne kazandıracak? Savaş çıkabilecek her yeri. Bu masanın bazı kuralları var. Örgütlere silah satmamak gibi. Bu bir hata. Ama madem kural bu, devletlere satarız. Biz hangi devlete silah satamıyoruz ki sizinle işbirliği yapalım? Afrika'ya silah satışımız yok. Bildiğim kadar. Oraya ticari giriş iznimiz yok. Sizin yok. Benim var. Dostum yaşa. Bir şey söylemeyecek misin? Elmanı da yedim. Söyleyeceğim. Murat Bey. Hele bir ayağa kalk. Seni bir öpeyim.
Sebep? Halk ya. Tebrik edeceğim. Evleneli çok oldu. Hele kalk, öyle değil ya. Öyle değil. Siz ne biçim ortaklarsınız ya? Birbirinizden sır mı saklıyorsunuz? Ne sırrı saklıyormuşum? Ne biçim konuşuyorsun sen? İnsan ortağım dediği, arkadaşım dediği adamlardan baba olacağını gizler mi ya? O nereden çıktı? Çöpten çıktı. Reis bilir. Biz dönüşüm işindeyiz. Herkesin çöpü, kağıdı, atığı döner dolaşır, en sonunda bize gelir. Sabahleyin çocuklar getirdiler, müjde vermek için. Dediler kimsesiz baba, ortağın Murat Bey'in çocuğu olacak. Bak dediler, bu da pozitif. Dedim bu çocuğun resmi mesmi yok mu ya? Hani bilgisayarda yapıyorlar ya. Dediler yok. O yenge de. Gül yengem hamile mi aga? Bak. Ateşe bak ya. İnanmıyor. Al. Hastane raporu burada. Yok bu Ender'in. Günde ne kadar et yediği. Fikret Ağa sen bilirsin, söylesene. Emine abla demiştir sana Gönül yengenin sırrını. Doğru mu lan? Damadım Fikret. Bugün hastaneye gittiler. Ama sonucu ben de burada öğreniyorum. Hazır. Duydun mu? Baba oluyormuşum. Duydum kardeşim, duydum. Gözümüz aydın. Tebrikler tipi. Tebrikler. Nasıl olacak şimdi? Ne nasıl olacak? Tipi ağa. Teo ile beni nasıl öldüreceksin, onu mu soruyorsun? Sana en güzel haberi veren adamı nasıl öldüreceksin? Öldürmek nereden çıktı şimdi? Onun da fişi burada. Senin çelik tel aldırdığın adamlar benim adamlarım. Aradılar. Dediler kimsesiz baba. Ortağın ateş iki parça çelik tel aldırdı. Herhalde birisini boğduracak. Dedim kim ola ki acaba? Ateş benim ortağım. Böyle işlere niye bulaşıyor? Söylesin ben hallettireyim. Ya benim etim, adamın alışverişi. Ya sen niye çöpleri karıştırıyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Tanımak için. Ortaklarımı tanımak için. Hepinizi de tanıdım. Kolesterolün 800 olmuş. Ender. Hala ayda 100 kilo et yiyoruz. Bizim kimsesiz çocuklar dediler. Kimsesiz baba, bu adam bizim bir yılda yediğimiz eti bir ayda yiyor. Öldürelim bunu dediler. Şş, dedim sakın ha. Öyle bir şey duymuş olmayayım. Ben tanıyorum. Ona söylerim, her ay 100 kilo et de size gönderir. İlker Bey. Senin bu evin tadilatı ne zaman bitecek ya? Anlamadım. Evin 8 odalıydı, 18 odaya çıkardın. Yatakların altı doldu parayla, duvar ördürüp arasına sokuşturmaya çalışıyorsun. Para dediğin neticede kağıttır. Ker Bey, bir kıvılcım yanar. Bak, İlker de bozuldu. Dostum İlyas. Bakma sen ona. Dostum Yaşar. O öyle bir şey olursa evin içine girer, parayla yanar. Evet.
Herkesi tehdit ettin, herkesi araştırdın. Kimsesiz yaşar. Benim için söyleyeceğim bir şey var mı? Ya sen... Hastanede Asım'ın sandalyesinin arasına nasıl koydun o silahı Ünal Bey? Hem de herkesin gözünün önünde. Merak etme, kayıtlar bende. Yalnız ses kaydında bir problem var. Dediler ki dudak okuyanlar var. Dedim ne gerek var? Söyleyecek bir şey olsa masasında oturuyoruz. Ünal Bey bize söyler. Benim için söyleyecek bir şeyin var mı Yaşar? Acılı bir babaya ne söyleyebilirim ki? Hem sen İlyas, Alparslan, beni bu masaya davet eden Çakır Beylilersiniz. Kabul ederseniz dostunuz olurum. Öyle değil mi Teo? Biz dost olmaya hazırız. Anladığım kadarıyla masaya yeni oturan arkadaşlara itiraz yok. Kabulden sonra ben size kuralları anlatırım. Zeki Bey'i vekil olarak seçmiş Teoman Bey. Evet. Yaşar Bey. Kimsesiz. Yaşar kimsesiz. Vekiliniz kim? Kimsesizin vekili mi olur? Aa, olur da bir gün birisi becerikli çıkar beni öldürür. Helali hoş olsun. Onu alın, benim oturduğum yere koyun. Demek benden daha iyi ki beni öldürdü. Öyle değil mi? Dostum İlyas. Öyle. Dostum Yaşar. İkidir bana dostum Yaşar diyorsun. Sen de şunu bil ki senin dostun Yaşar, benim düşmanım ölür. Yapacak bir şey kalmadığına göre yeni arkadaşlarımızın masaya kabulü için el kaldırın. Bize bir şey yapamazmış. Yaptılar. Ha, yaptılar ha. Adamlar geldiler gözümüzün önünde. Dostumuzu nikahından sadece 5 dakika bak. 5 dakika sonra burada 40 parçaya böldüler. Adamlar dediğin CIA amca. Kimse kim ulan? O babana dedim. Dedim ki bak legalleşelim ya. Dedim ki bu alemden çıkalım. Ne yaptı? Dalga geçti. Dalga geçti. Sonuç anında sonuç. İlyas. Az önce gördük de bu işlerden çıkmak diye bir şey olmadığını. Sen kimsesiz Yaşar gibi bir adamı işini bıraktığının ertesi günü fidanlığında nikahlamaya kalkarsan olacağı bu. Bu adam tam da işini bırakıp gidiyordu bak. Tam da ortalardan kaybolup gidecekti. Sen bir düştün merasim peşine. Al sana merasim. Havai fişek yerine de arabalar patladı burada. İlyas, Özgür'ü yolladın. Sen niye beraber gitmedin? Abi gideyim de ne diyeyim ben kıza? He? Kusura bakma bizim işlerde böyle. Bizim işlerde kendi mekanında böyle havaya uçarsın mı diyeyim ben? Ne diyeyim kıza? Ne taktın kendi mekanına? Fahri abi sen hala reisin bir bildiği vardır da mısın? Ben hep oradayım İlyas. Orada kal abi.
Sen orada kal, oradan bir adım daha ileriye atma. Tamam? Alparslan nerede? Buralardaydı amca, geziniyordu. Ne yapıyor? Olay yeri inceleme mi yapıyor? Amca bir şey lazımsa bana de. Ulaf abi. Bu İlyas öğrenirse hepimize sıkar. Demedi deme. Gitsin abisine sıksın. Bizim İlyas'tan saklayalım dedik. Hızır Reis bu İlyas'ı deliye çıkaracak sonunda. Alparslan! Ne yapıyorsun sen orada? Patlamadan herhalde. Su boruları zarar görmüş. Ben de vanaları kapadım. Bizim gördüğümüz zarara bak. Senin uğraştığın şeye bak. Bir şey mi oldu amca? Bir şey mi oldu? Ben dostum öldü diyorum. Sen bana bir şey mi oldu diye soruyorsun. Kim ölse seni keser? Alparslan? He? Kafayı yiyeceğim ya. Amca. İstersen eve giderim. Ben bir yere gitmek istemiyorum. Ben burada oturacağım. Peki. Ben çok zor severim Alparslan. Yani zaman alır. Benim birini sevmem zaman alır. Hele de bu alemde yani. Doğrudur amca. Bağladın yine polis telsizine. Defol git. Hadi. Ne güzel dertleşiyorduk. Ne dertleşmesi ya? Ben sana dostum öldü diyorum. Sen bana olur öyle şeyler der gibi oturmuşsun, karşıma konuşuyorsun. Yürü git, beni yalnız bırak. Allah'ım, bu sitemimden dolayı beni affet. Ama... bu işleri bırakmış bir adama, hele de günahsız karısına böyle bir son oldu mu? Ben legalleşmek için elimden gelen çabayı sarf ediyorum. Yaşar da bize bu yolda örnek olabilecek çok iyi bir dostumuzdu. Bu işleri bırakıp gitmek vardır demenin bir timsaliydi. Ama bu bombayla birlikte bizim bütün umutlarımız yok oldu gitti. Dostum. Bismillah. Ben de seni seviyorum dostum. Nasıl ya? Ben sizi arabaya binerken gördüm ben sizi. Nasıl oldu bu? Abin. Öğrensin Fahri abi. Amcam ilk tepkisini saklayamaz dedi İlyas amcam için. Tamam.
Artık kimse de yok. Saklayamazsa saklamasın. Kaçın hırla kaçın. Ölmeyi hak ettin, kaçın. Dostum, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ben bunları vurup geliyorum dostum. Sen yengeyi içeri al, ben geldim. Gelin lan buraya. Kaçın, kaçın. Kaçın. Kaç bakalım. Öyle bir dünya yok. Neysen Allah'ını korusun. Sanki bugünün yarını yokmuşçasına kaçın bakalım İlyas'tan nereye kadar kaçabileceksiniz? Dostum çocukların bir günahı yok. Vuracaksan beni vur. Kabahatli olan benim. Kabahatim var, yok değil. Ama senin öldüğüne o kadar çok üzüldüm ki. Şimdi bir şey demiyorum. Bunları sordum bak. Bak şurada. Onlar burada oturuyorlar, ben şurada oturdum. Sordum, dedim ki siz dün gece neredeydiniz ya, siz ne yapıyordunuz? Hiçbiri bir şey söylemedi ama ben anladım. Yani bir şeyler çevirdiklerini anladım. Sonuçta burada. İlyas, Hazır Reis bize bile nikah sabahı söyledi. Doğru mu Derya? Doğru İlyas. Eğer birbirinizi çok seviyorsanız... sevdiklerinizin üzülmesine göz yumacaksınız. Yoksa yaşama şansınız yok dedi Hızır abi. Demiştir, doğrudur. İlla ki Hızır abimin yaptığı her işte bir doğrusu vardır. Ama bu kadar yanlışın içerisinde bu doğruyu neden benden saklar? Ben de söyledim dostum, dedim İlyas'a söyleyelim. Ama dedi ki İlyas seni çok sever. Eğer yaşadığını bilirse o kadar insanın içinde çok açık verir. Doğru demiş. Çünkü o kadar insanın içinde gerçek olan bir tek benim. Bunların alayı sahtekar. Vallahi. İlyas, annemin durumu nasıl? Bir bilgin var mı? Vallahi nasıl olsun? Ne diyeyim? Kadıncağız darma duman olmuş. Nasıl olacak? Ha, bir kadına da, bir anneye de bu kadar kötülük yapılmaz. Kimse kusura bakmasın. Dostum, aynı sebepten ötürü bu kötülüğü yapmak zorunda kaldık ama... Hızır Reis bize söz verdi. Necla anneyi en kısa zamanda yanımıza gönderecek. Ha. Yanınız neresiymiş? Bizimle ilgili bazı hazırlıklar yapılıyor. Yani gitmemize dair. En kısa zamanda yeni kimliklerle uzaklara gideceğiz. Peki bu arada burada mı kalacaksınız? Ne yapacaksınız? Evet. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Sen takılma, biz iyiyiz. Geldiler. Kaç kişi geldiler? İki şarjörlük adam var baba. Adam başı tek kurşun mu saydın? Yok baba, garanti olsun diye çip saydım. Aklı sıra gövde gösterisi yapıyor.
İnsandan korkar bir halimiz mi var ulan? Geçmiş olsun Reşua. Sağ ol kimsesiz, sağ ol. Sana diyor kimsesiz. Çay getir. Bu şoförün niye bizimle oturuyor? Reşit. Tanımadın mı Yaşar? Yeğenim Kudret. Yok, tanımadım. Sen de içeriden mi çıktın Kudret? Evet, Yaşar baba. Baban öyle Kudret. Yazık etmişler sana. Reşit. Hele anlat. Sen Hızır Reis'e ne dedin ki Hızır Reis sana he dedi? Şimdi bana ne diyeceksin ki ben de sana he diyeceğim? Sana anlatmadılar mı Yaşar? Dediler ki Reşit toz istiyor. Dedim çıkar çıkmaz krize mi girmiş? Hayırdır? Dediler ki öyle değil, ticareten istiyor. Dedim ki yapsın ticaretini, ne yapacaksa yapsın. Bizi ilgilendirmez. Dediler ki bizden istiyor. Alacağı varmış. Dedim ne alacağı varmış? Hele gelsin bir de bana anlatsın. Sen benim dengim değilsin. Senden bir şey istemeye gelmedim. Bir şey isteyecek olsam seni çağırtırım, bana şundan şu kadar getir derim. Evet, dengim değilsin. Bak bu doğru. Ben seninle hiçbir konuda, hiçbir yerde denk gelmek istemem. Yaşar, uzatma. Biz Hızır'la konuştuk. Mevzuda anlaştık. O da bana dedi ki, istediğin Yaşar'da. Git al. Git iste demedi. Eğer sen bir şeyi istemeyecek, aldıracak olsaydın, bu gariban Kudret'i gönderir, aldırırdın. Şimdi delikanlı ol, adam gibi iste. Belki veririm. Ulan sen kim oluyorsun Zibidi? Kudret'i yollayıp kafana sıktırtmamışım. Daha ne istiyorsun? Mekanına gelmişim, şeref vermişim. Sen hala üstten konuşuyorsun. Hoş geldin. Ne zamandır seni bekliyordum. Ne zamandır derken...
konuşmaya başladığımızdan beri. Sana yakışmıyor böyle kıvranarak konuşmak. Sen kükre. Satma Yaşar. Ya emaneti güzellikle teslim edersin ya da... Reşit! Bir kelime daha edersen seni burada delik deşik ederim. Şimdi öldürmeyeceğim Yaşar. Öyle mi? Niye? Yeni çıktım. Aynı hatayı bir daha yapmayacağım. Gezeceğim, tozacağım. Paralarınızı yiyeceğim. Sizi iki paralık edeceğim. Sonra benim yerime yeğenlerim yatar. İyi mi Kudret? Evet dayı. Dayın öyle Kudret. Dayın öyle. Hadi, hadi. Reşit. Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Dostum değilsin. Yoksulun sırtından doyan doyana, doyan doyana.
gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana? Yiğit muhtaç olmuş kursana, bilmem söylesem mi, söylemesem mi, bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, bilmem söylesem mi, söylemesem mi, bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Mahzuni şerifim, dindir acını, dindir acını. Bazı acılardan al ilacını, al ilacını. Pir sultanlar gibi dar ağacını, bilmem boylasam mı, boylamasam mı, bilmem boylasam mı, boylamasam mı? Pir sultanlar gibi dar ağacını, bilmem boylasam mı, boylamasam mı, boylamasam mı? Hoş geldin Yaşar abi. Hoş bulduk. Hele seslen bakalım. Müsaitler mi? Abi. Yaşar abi geldi, beni karşılasınlar diye. Hoş geldin. Selamun aleyküm reis. Aleyküm selam. Kusura bakma yenge, bu saatte rahatsız ettim. Kendimi affettirmek için de lokum getirdim. Fındıklı var, fıstıklı var, sade var. Sevmediğini sevmediklerine yedirirsin. Merhaba Ceylan Hanım. Merhaba Yaşar. Eksik olmayın, buyurun. Gelmeden bir haber etseydin, bir alo deseydin, hayırdır bu saatte? Haberler pek hayırlı değil İlyas dostum. Telefonda söylemek istemedim. Neymiş hayırsız haberin? Hayırsız demeyelim. Senin vereceğin karara göre çok hayırlı olabilir. O Reşit'le didişmedin değil mi Yaşar? Yok. Ters düz konuştu. Defol git, benden hiçbir şey alamazsın dedim. Didişmemiş halim bu yani. Şimdi Ceylan Hanım buradayken ne kadarını konuşabiliyoruz? Yengemden gizli saklım yok da. Devlet açısından dedim Ceylan Hanım. Aile masasında oturuyoruz. Burada konuşulan burada kalır Yaşar. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu Reşit'i acilen öldürmemiz lazım. Dostum Yaşar.
Aile masası dedik de sınırları da yok demedik. Şunun için dedim İlyas dostum, bu reşit beladır. Senin için, benim için, masa için, bu masa için. O yüzden de belayı üstümüze çekmeyesin diye sana o malları ver dedim. Bak Ceylan Hanım burada oturuyor ya. Onu da buraya çağırmamın sebebi. Şimdi bu Yaşar. Rejide malları verecek ya. Sen de onu yakalat. Demek için de. Ki Reşit çıktığı yere geri dönsün. Güzel planmış Allah için. Bilseydim malları verirdim. Bilmediğim için vermedim. Ne yapacağız şimdi? Tam istedikleri şey oldu. Seni düşürmek istiyorlardı Yaşar. Düşürdüler. Düşme falan yok. Ben kimsesizlere takip ettiriyorum. Bunlar şimdi içeriden yeni çıktılar ya. Bar pavyon kendilerini dağıtıyorlar. Şimdi sen burada eğer olur verirsen sabaha düşen onlar olur. Bu Reşit tipinin arkadaşı olan mı? Eskiden arkadaşı olan. Eskiden dediğine göre İlyas dostum. Reis olur verdi. Biz kalkalım. Olur mu olur vermedim. Bunlara istediklerini vermeyeceğiz. Tamam vermedim zaten. Ya savaşmak istiyorlar, savaşmayacağız diyorum Yaşar. Nasıl olacak abi o iş? Ben sabah arayacağım bu Reşit'i. Yaşar'la görüşmeniz kötü geçmiş diyeceğim. İlyas'la gönderiyorum istediğiniz şeyi. Yaşar benim dostumdur. Düşmanlık falan yok diyeceğim. Senin dostun olmak iyi güzel de reis. Ben bu adama giderken dostum değilsin dedim bir kere. Mümkünatı yok. Bu iş güzellikle bitmeyecek. Bize bir kahve yollayın Meryem. Biz Yaşar'la bir baş başa konuşalım. Benim kahvenin yanındaki fındıklı olursa yenge. Tabii tabii. Yaşar, senin ölüm emrini vermişlerdir bile. Şimdi bunu düzeltmemizin bir tek yolu var. Geri adım atmak. Ben geri adım falan atmam reis. Abi ben diyorum ki ben bu Reşit'i arayayım neredeyse gideyim yanına. Eğer geri adım atılacaksa da ben atmış olurum. Sen benim dostumsun. Ha sen atmışsın ha ben. Yaşar anlamıyorsun. Önemli olan yaşamak. Bunun için de bir adım atmak lazım. İleri veya geri fark etmez. Yaşar, sana güveniyorum. Nasıl istiyorsan öyle yap de. Peki, o zaman şöyle söyleyeyim. Ölme Yaşar. Sakın ölme. Destek lazım mı? Yok dostum. Ama Hurşit'e söz verdim. Bu akşam çok adam indireceğiz diye. Geç.
Selim, o zaman öyle gideyim. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaşar dostum, iyi misin? Merhaba Yaşar. Anlat, ne oldu? Anlatacak bir şey yok. Tamam bak. Nereye gideceksen gidelim, ben seni bırakayım. İlyas, peşimi bırak. Sonra konuşuruz. Ne oldu işte? Anlamadık ki. Ne tarafı abi?
Ha? Abi nereye gidiyoruz? Kadıköy. Kadıköy'deyiz abi. Abi bozuk yok mu? Tamam. Eyvallah abi. Çare yok. Öleceksek içeridekilerle birlikte öleceğiz. Tamam. Fahri abi, biz aşağı inelim. Sen uzun namluyla bizi içeri girene kadar bizi fark edecek biri olursa indir abi. Ben de sizinle geleceğim. Öleceksek birlikte öleceğiz. İsterseniz ben keskin nişancı değilimdir ama koruma sağlayabilirim. Doğrusu da bu. En azından biri ailemize nasıl öldüğümüzü anlatır. Tabii bir aile kaldıysa. Enişte, ölüme gidiyor olmasak seni şuracıkta öldüreceğim ha. Boş boş konuşup duruyorsun. Hadi İlyas, sırası mı? Kaç dakikamız var Sermet abi? 20. Hadi arabadan silahlarımızı alalım. Servet abi, sen burada kal. Kimseye de sıkma. Mecbur kalmadıkça. Tamam İlyas. Beyler, 10 dakikaya girip çıkmamız lazım. Sakın kıpırdamayın. Ellerinizi kaldırın. Thank you.
Ya İlyas, bu senin abinde zerre kadar akıl yok ha. Babamın yanında oturuyor. Sizi de güya burayı basmaya gönderiyor. Güzel. Yanlış anlama. Ellerim bağlı ya. Hoş geldin demek için yaptım. Hoş bulduk. Kaldı hadi. Özgür sevdiğim var güzel.
gel sevdim deli, isnat ederler. 30 saniye hadi. Rüzgar sevdiğin var. Nerede ulan bu Hakkı'nın oğlu? Nerede ulan? Bırak şimdi Hakkı'nın oğlunu. Hepimiz gebereceğiz. Bomba var, bomba. Hadi! YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.